baylar bayanlar. Buyurun baylar bayanlar. Buyurun baylar bayanlar. Buyurun baylar bayanlar. Asker çocuk 5 lira. Başı uzun 10 lira. 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 Merhaba millet, merhaba dostlar, merhaba, merhaba. Hoş geldiniz, safa geldiniz, bizleri memnun ettiniz. Merhaba millet, merhaba dostlar, merhaba, merhaba. Hoş geldiniz, safa geldiniz, bizleri memnun ettiniz. Efendim merhaba, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizleri memnun ettiniz. 3-4 bin yıllık bir kültür resifi olan İstanbul denince ne çok şey akla gelir değil mi? Her bahar erguvan ve mimozalarla süslenip, ıhlamurlar ve akasyalar sürünen Boğaziçi. Ah edip çığlık çığlığa bağırışıp kanat çırpan martılar. O muhteşem altın boynuz. Tarih boyunca her zaman dünyanın en kalabalık şehirlerinden biri olmuş bir büyük metropol. Yok deyin benim için lütfen. Yani eğer İstanbul aramıyorsa. Grup vakti Cihangir'den, Kadıköy'den, Üsküdar'dan, Pera'dan seyredilmeye doyum olmayan silüet. Karşı kıyıları birbiriyle bağlayan o gerdanlık gibi köprüler. Yedi kandilli Süreyya'nın, yedi kat gökyüzünün, yeryüzüne iz düşümüdür. Yedi tepeli İstanbul. İşte onu karşıdan seyreden yerlerden biridir Pera. Yunanca ötesi, karşısı demek. Zamanın İstanbul'un, yani surların içindeki o şehrin tam karşısında, ötesindeki tepedir Pera. Fetih'ten Cumhuriyet'e kadar imparatorluk başkentinin Frank yüzü olmuştur. Orhan Veli'nin söylediği gibi İstanbul'un orta yeri olan Şehzade başındaki direkler arasında yaşanan eğlence hayatı sonradan öteye yani Pera'ya akmıştır. Direkler arasındaki karagöz, orta oyunu, fasıl, meddah ve kantolardan oluşan eğlence anlayışı yerini Pera'da fasıl, tiyatro, opera, operet ve balolara bırakmıştır. Neler yaşandı, neler Pera'da, Beyoğlu'nda, Cadde-i Kebir'de. Aslında aynı yerler olsa da Pera denince alışveriş ve eğlence hayatı, Beyoğlu denince en güzel kıyafetlerini giymiş, takmış takıştırmış, sürmüş sürüştürmüş, sokaklarda salına salına yürüyüşe çıkmış, piyasa yapan kadınlar ve erkekler. Cadde-i Kebir denilince de Mektebi Sultani, her biri küçük birer saray olan sefaret binaları, konsolosluklar, İbadethaneler gelir akla kuşkusuz. Biz bu akşam Pera'dayız, eğlence ve kültür hayatında. Tramvayın tepesine konmuş martı ile birlikte tünelden Taksim'e, Taksim'den tünele dolanacağız. Zamana bağlı kalmadan zeminde, yani mekanlarda dolaşacak ve sanatı, kültürü şekillendiren, bugünümüzü sesleyen, süsleyen, resimleyen, anlatan insanların masallarına konuk olacağız. Dostlar, ama önce bir direkler arasına uzanalım ve Ferah Tiyatrosu'nda Mahmure Handan Hanım'ın okuduğu bir kantoyla geceye başlayalım. Bir martının kanadında Pera'ya doğru süzülelim usulca. Thank you.
ipek siyah mantolu, siyah beyaz yakalı, ipek siyah mantolu, siyah beyaz yakalı, kalbim çarpıyor sana sana. Çok teşekkür ederim. Bu akşam Pera'ya bir yolculuk yapalım dedik. Ama biletler o kadar çok bitti ki otobüste yer kalmadı. Dolayısıyla, değil mi İhsan'cığım? Evet. Biz de zor bulduk burayı, evet. Bizi bu akşam yalnız bırakmadığınız için bu yolculuğumuzda gönülden teşekkürler. Bu konserde çok konuşmak istemiyorum. Onun için ben susuyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sakın gitme dur, vücudum bin nur.
gitme dur. Vücudum bir nur, parladı şimdi gözümde bir nur. Aman ne hoştu, çıldırdım koştum. Küçücük Zehra sanki sen hoştu. Aman ne hoştu, çıldırdım koştum. Küçücük Zehra sanki serhoştu. Teşekkürler. Çeşme başında beyaz bir gül takımı
sana gül çehre. Eğer inersem şehre ne istersen alayım, kollarımı salayım. O incecik benim kemer olayım, o incecik benim kemer olayım. Yandım sana gül çehre, eğer inersem şehre ne istersen alayım, kollarımı salayım. O incecik benim kemer incecik deliğe kemer olayım. Çok teşekkür ederiz. Sağ ol. Pera öyle bir yer ki İstanbul'un incecik beline kemer olmuş. Öyle bir cadde ki 150 yıl içinde Osmanlı'dan Cumhuriyet'e köprü olmuş. Sanatkar, fikir adamları ve bürokratların ayak basmadık yer bırakmadıkları, oturup da kahvelenmedikleri, demlenmedikleri bir gün dahi geçmemiş. Kimler kimler? Muhsin Ertuğrul, Orhan Veli, Yahya Kemal, Namık Kemal, Abidin Dino, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Salah Birsel, Selahattin Pınar, Safiye Ayla, Münir Nurettin Selçuk, Saadettin Kaynak, Nazım Hikmet, Necip Fazıl, Sait Faik, Mehmet Akif Ersoy, Abdülhak Hamit Tarhan, Cahit Sıtkı Tarancı, Harun Taner, Ahmet Hamdi Tanpınar ve daha niceleri. Ankara Pastanesi, Nisuaz, Lambo'nun Meyhanesi, Degüstasyon, Ses ve Şan Tiyatroları, Naum Tiyatrosu, Tepebaşı Bahçesi, Levon Pastanesi, Lefter'in Meyhanesi, Pera Palas ve Büyük Londra Otelleri gibi onlarca mekanda buluşup konuştular, tartıştılar, kahvelenip demlendiler, eğlendiler. Seyyan Hanım'ın billur sesi Cadde-i Kebir'de çınlıyorken mesela, Petrograd'da Cahit Sıtkı eski tarzda şiirler yazmak yerine yeni formlarda yazmak istediğini, her şiirin kendi formunu oluşturması gerektiğini anlatıyor. Ne doğan güne hükmüm geçer, ne halden anlayan bulunur. Ah, aklımdan ölümüm geçer. Sonra bu kuş, bu bahçe, bu nur ve gönül tanrısına der ki, pervam yok verdiğin elemden, her mihnet kabulüm, yeter ki gün eksilmesin penceremden. Thank you.
Yeter ki gün eksilmesin penceremizden, değil mi? Evet efendim. Abdülhak Hamit, eşi Fatıma'yı yitirmenin verdiği üzüntüyle kaleme aldığı Makber şiirini gözyaşları içinde okuyor. Eyvah! Ne yer, ne yar kaldı. Gönlüm dolu ahüzar kaldı. Şimdi buradaydı, gitti elden. Gitti ebede gelip ezelden. Her yer karanlık, pür nur o mevki. Mağrip mi yoksa makber mi ya Rab? Ya habgâh-ı dilber mi ya Rab? Rüya değil bu aynayla vaki. Kabrin çiçekten bir türbe olmuş, dönmüş o türbe bir hacregâhe. Bir hacregâhe dönmüşse türben, aç koynunu, aç. Maşukanım ben. Sen öldün. Ölüm güzel demektir. Ölsem yaraşır gamınla her gün.
Teşekkür ederiz. Sıcak bahar ve yaz gecelerinin en popüler yerlerinden biridir Tepebaşı Bahçesi. Yakup Kadri, Abdülhak Şinasi, kışın Lebon Pastanesi'ndeyseler, yazın da illaki Tepebaşı Bahçesi'ne giderlermiş. Kasımpaşa'ya inen eskiden serviler ve mezar taşlarının arasında koyunların otlatıldığı bu bayır, Beyoğlu'nun en güzel seyir teraslarından biri olarak 1870'li yıllarda bahçe olarak düzenlenmiş. Dört bir yanı parmaklıklarla çevrili bu bahçenin de iki yanında gişeleri olan tek bir giriş kapısı vardı. Ortasında sivri çatılı bir kameriye ile orkestra yeri bulunurdu. İkindi vakti dolmaya başlar, akşama kavuşulduğunda oturulacak yer bulunmazdı. Hava gazı lambalarıyla aydınlatılan bahçedeki masalarda kerli ferli paşalar, beyler, madamlar, matmazeller başı çekse de bütün İstanbul'un eğlenmek için rağbet ettiği bir yerdi. Orkestranın çaldığı foxtrot, charleston, tango ve şarkılara kalkıp eşlik etmek mutat olmuştu. Çok renkli bir yerdi Tepebaşı Gazinosu. Şimdi demir parmaklı kapıdan girip sağ dipteki sahneye doğru usulca yürüyoruz. Henüz fasıl başlamamış. İnce ince naif bir tambur sesi kulaklarımıza geliyor. Yaklaştığımızda elinde tamburu ile Selahattin Pınar'ı görüyoruz. Büyük aşkı Afife Jale, hasretinden bestelediği Hisar Buselik şarkısını mırıldanıyor. Beni de alın koynunuza hatıralar. Bu ömür tükenecek yolunuza hatıralar. Oh.
Thank you.
Gecenin yıldızı. Bir şarkı daha vardı. Bir şarkımız daha vardı. Öyle mi? Ama çok güzelsiniz. Çok teşekkür ederim. Bu çiçekleri aslında size vermek lazım. Evet. Yalın Değirmenci. Yalın Değirmenci. Yavuz Değirmenci ve Pelin Değirmenci'nin güzel oğulları. Harika oğulları. Bu nasıl bir fizik? O belini içeri doğru mu? Nasıl yapıyorsun onu öyle bakayım? Nasıl bir şey bu böyle? Evet. Melina Lirintsiz. Evet. Bu güzellik. Çok kıskandım. Çok kıskandım seni. Evet. İpek Yavuzer ve Eylül Geveli hocalarımız. Bu yavrularımızı yetiştirdi. Sizin ödülleriniz falan var değil mi? Neymiş ödüller? Söyleyin. Mesela TDSF ikincilik ödül.
Türkiye üçüncüsü olduk. Evet. Peki, onları tekrar alkışlıyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle, çok güzelsiniz ve çok teşekkür ediyoruz bize destek verdiğiniz için. Hadi bakalım. Teşekkürler. Tamam, gidiyorsunuz artık. Yavuzcuğum, Yavuzcuğum, oğlun gitmek istemiyor. Biraz önce ona dedim ki bana biraz tango öğretir misin? Öğretmeye çalıştı ama benden bir şeyler bekliyor. Sonra dedim ki babana öğrettin mi? Yok dedi. Olmuyor. Yani bu türkü söylemek gibi değil tabii ki. Bu başka bir şey. Şarkı söylemek gibi de değil. Evet. Bunu bir yere bırakalım. Şunu götürelim içeri. Efendim, hikayemizin ilk bölümünü nihayete erdirip ayrılıyoruz huzurlarınızdan. İkinci bölümde bakalım Pera'da nerelere gidip hangi mekanlarda dolaşacağız? Teşekkür. Hanımlar, o akşam Bonmarşe'den aldıklarını giyinip, akşam ses operetinde kanto dinlemeye gidecekler. Birbirlerine yan yan bakıp da şıklık yarışındalar. Paris'in modası iğneden ipliğe Bonmarşe'den takip ediliyor o yıllar. Hele yeni gelen parfüm bir harika. Sürüp sürüştürüp, takıp takıştırıp, Pera'da eğlenceli geceleri akacaklar. Düettolar dinleyecekler. Beğendim biçimini, her yeri mini mini, dudaklarım ismini. Bir yandan da efkarlı Yahya Kemal, Celile Hanım'a olan aşkını demlerken Nisuaz'da, Nazım Hikmet de Lambo'nun meyhanesinde hocası Yahya Kemal'le annesi Celile Hanım'ın münasebetlerinden rahatsız, sinirli, hatta öfkeli. Ne aşkmış ki bu, şu satırları yazdırmış Yahya Kemal'e. Osman Nihat da bu dizeleri seslere dolamış. Ve unutulmaz o şarkı çıkmış ortaya. Belki bu şarkı da ilk Çiçek Pasajı'nda ya da Le Bon'da ya da yine Pera'da başka bir mekanda okunmuştur, kim bilir. Rüya gibi bir yazdı, yarattın hevesinle her anını, her rengini, her şiirini hazdan. Hala doludur bahçeler en tatlı sesinle. Bir gün bir uzak hatıra özlersen o yazdan, Körfez'deki dalgın suya bir bak, göreceksin. Bir dur, ama
Berk Özcan. Evet. Hoş geldiniz. Hoş Berk bulduk, Bey. Efendim. Evet şefim, hazırız. Berk, evet, ablasına destek oldu. Teşekkür ederim canım Berk'e. Hiçbir nefeslenmeye vakit yok. Hiç nefeslenmeye bir vakit yok. Demin eldivenden notaları da çeviremiyordum. Tutmaya çalışıyorum, tutamıyorum. Thank you.
yanakların ismini anlıyorum Kadıköy. Ah saçın bir deste bebek, kendin güzel bir bebek, seni gören bir melek sanıyor ama Kadıköy. Ah saçın bir deste bebek, kendin güzel bir bebek, seni gören bir melek sanıyor Kadıköy. Teşekkürler. 22 Haziran 1942. Sürmekte olan İkinci Dünya Savaşı'nın etkileri sosyal hayatta belirgin halde. Savaşa girmediğimiz halde İstanbullular gündüzleri ekmek, gaz yağı ve şeker kuyruğunda, geceleri ise uygulanan karartmalar nedeniyle gergin ve yorgunlar. Böyle olsa da Tepebaşı Gazinosu'nda sahnelenen bir oyuna çok büyük ilgi göstermişler. Moral olmuş onlara. Başrolünde Safiye, Safiye Ayla. Kraliçe Mimoza rolünde İstanbul'u kasıp kavuruyor. Muammer Karaca, Tevhid Bilge, Zeki Alpan, Sıtkı Akçatepe ve Selahattin Pınar öyle bir oyun sergiliyorlar ki her akşam bütün İstanbul Tepebaşı Gazinosu'na akıyor. Tam 99 kez sahnelenmiş. O devir için müthiş. Esasen bu devir içinde. Ekrem Reşit yazmış, iki müzik türünün o dönemdeki en meşhur bestecileri Cemal Reşit Rey ve Saadettin Kaynak, Alafranga ve Alaturka tarzlarda müziklemişler. O kadar çok sevilmiş ki, kış mevsiminde, kabahatli miyim? İyi gidiyor muyum? Tamam. Kış mevsiminde de kapalı bir salonda 35 temsil daha yapmışlar ve Alabanda Revüsü. Pırıltılar yalan
bitti yine bu. Olmazmış gül dikensiz. Hoşuna gidiyor bravolar. Ay, yok, yok, tamam. Teşekkür ederim. İçten gelen bravo önemli tabii ki. Pardon. Bende mi sıra, sizde mi? Efendim siz bizi Karadeniz'e götürürsünüz. Aha, ne güzel. Karadeniz'e mi gidiyoruz? Neden olmasın? Haydi bakalım o zaman. Gider yarım ulaşır.
da kayıplar. Şakların ettiler acaba ya? Dünya Kupası mı seyrediyorum? Savaş ve barış yıllarının değişmeyen yıldızı Pera. Safiye Ayla'nın sahnelere adım attığı Moulin Rouge, Namık Kemalli, Abdülhak Şinasili, Le Bon Pastanesi, Salah Birselli Cumhuriyet Meyhanesi, Orhan Veli'li Nisuaz, Degüstasyon, Atilla İlhanlı Sait Faikli, bugün Baylan olarak bildiğimiz Lorian Pastanesi,
Galip Dedeli, Fasih Dedeli, Nahi Osman Dedeli, Galata Mevlevihanesi, Bimen Şenli Üç Horan Kilisesi, Özdemir Asaflı, Orhan Kemalli, Defterin Meyhanesi, Ahmet Rasimli Viyana Kahvesi, Muhsin Ertuğrullu, Haldun Tanerli Markis Pastanesi, Çiçek Pasajı, Tepebaşı Gazinosu. Bir yanda dans müzikleri, bir yanda kantolar, operetler, bir yanda fasıl ve türküler, uzaklardan Safiye Aylan'ın, Müzeyyen Senar'ın, Deniz Kızı Eftalya'nın ve bir de Hamiyet Yücesesin Bakmıyor Çeşmi Siyah Feryade, Yetiş Ey Gamze Yetiş İmdade sedaları perada karışırlar birbirlerine. Hepsi birbirinin içinde, hepsi bir olmuş halde. Gençler geliyorken Türk müziğine hiçbir şey olmaz. Kimse üzülmesin boş yere. Çok aslında muhteşem bir tamburi kendisi. Tamburunu da duymanız gerçekten çok güzel olurdu ama Özata dedi ki vermem. Özatasız biz de çıkamıyoruz orkestra olarak. Ahmet Kucur, harikasın.
Canım yavrum, çok teşekkür ediyorum sana. Harikasın. Bir tane. Yolun açık olsun inşallah. Evet, bu güzel gazel için teşekkür ettik. Şimdi Tepebaşı Gazinosu'ndan Tepebaşı Opera Binası'na gidelim. Şimdi olduğu gibi o zaman da gelin kaynanalar hep büyük problemmiş. Hala da öyle. Pek anlaşamıyorlar her zaman olduğu gibi. Gelişinden mi belli? Efendim geliniz geldiler efendim. Yani senin yaşın kaç, benim kaç çocuğum? Kaç yaşındasın? Söyle ben. 25. Ben de 35. Evet, Berna Anter. Sokakta geziyorsun oğlum, üzüyorsun. Sende ne güzellik var, maymuna benziyorsun. Sokakta geziyorsun oğlum, üzüyorsun. Sende ne güzellik var, maymuna benziyorsun. Yüzün benim ay gibi, kaşlarımda yay gibi. Oğlum bana oturmam lazım o sarayda. Oya bak. Sen de kıs kıs gülüyorsun damat. Sokakta geziyorsun, yüzünde gülmüyorsun. Yemeği pişirmeyi, tahtayı silmiyorsun. Sokakta bilmiyorsun, yüzünde gülmüyorsun. Yemeği pişirmeyi, tahtayı silmiyorsun. Sakız gibi her yanım, sen hizmetçi, ben hanım. Hadsiz, hadsiz. Bana hizmet etmezsen, seni elden kovarım. Oğluma çatacağım, seni boşatacağım. Sırtına vurup tekme sokağa atacağım. Oğluma çatacağım, seni boşatacağım. Sırtına vurup tekme sokağa atacağım. Tenezzül etmem sana, senin gibi yapamam. Oldun beni seviyor, çatla patla kayna. Çatlayıp patlayacağım. Berna Anter. Gelinim. Allah herkese böyle gelin versin. İnşallah. Ay canım benim. Benim gibi kaynana ister miydin? Buradaki bir gibi düşünmem değil. Lazım. Şarkıdaki gibi değil. Neyi düşüneceksin? Seni öldürürüm vallahi. Öldürürüm. Neyi düşüneceksin? Ben sana oğlumu vereceğim, sen düşüneceksin, öyle mi? Bir Alihan'a da sormak lazım tabii bunu. Evet, Alihan Kanada'da. Oğluma hasretim hatırlatma. Berna Anter. Çok teşekkür ederim.
İstanbul koca bir metropol, imparatorluklar başkenti. İstanbullular da imparatorluğu oluşturan halkların bir potada eriyenleri. Rum, Çerkez, Yahudi, Ermeni, Türk, Laz, Kürt, Zaza, Arap, Acem ve daha onlarca farklı etnik topluluğun bir arada yaşadığı, bir olduğu bu kazanda kendi ilişkilerini ve kendi kültürlerini oluşturmuş İstanbullular. Burada doğanlar buraya gelenlere kucak açmış, buraya gelenler de burada doğanların kültürlerine adapte olmuşlar. Asırlar içinde bir olmuşlar. Pera'da Türkçe, İtalyanca, Rumca, Ermenice, İbranice, Fransızca, Almanca, İngilizce, Arapça, Farsça birbirinin içinde. Kanto, tango, fasıl, foxtrot, opera, operet, şarkı ve türkü gibi müziklerle duyulur olmuş. Berikileştirmek. Siz de söyleyemeyin, kimse söyleyemesin inşallah. Berikileşmeden bir arada eğlenebilmişler. Onlarca sıkıntıyı birlikte göğüsleyebilmişler. Şimdi Nazım Hikmet'in İstanbul'a, Pera'ya hasretle yazdığı buram buram İstanbul kokan muhteşem dizeleri Mesut Cemil'in Mineli Kuş filmi için yaptığı bestesiyle dinleyelim. İcra da o yıllarda kaydedilen bir taş plaktan alınmış. Martılar ah eder, çırparlar kanat. Deryalar açılır, açılır kat kat. Gayrı beklemeye kalmadı takat. Görünsün karşıdan İstanbul şehri. Deryayı kahveder.
Çok teşekkür ederiz. Bunu nasıl hazırladık İhsan'cığım? Şimdi hep arkanı dönüyorsun. Ayıp diye bir şey var ya. Yani İhsan'cığım ayıp, o da ayıp. Lütfiye neredesin? Eyvah. Evde bir tamam, notalarını sonra zaten o kadar yorgunuz, o kadar ağır bir konser ki, ama tabii müthiş. Bunu nasıl hazırladık? Martılar Ahederi. Emre, evet, Emre Özer Taşplak'tan notayı aldı. Emre Özer kim? Benim elime doğan, kanımdan olmasa da canımdan yavrum. Canım Emrah. Ama bir de kanımdan yavrum var değil mi burada? Kanımdan yavrum, bir ayağa kalkar mısın? Bakayım seni de göreyim. Neva Gülses. Hepsi de canımdan. Zaten İhsan Özer'le olan arkadaşlığımız artık kardeşlik boyutunu bile aştı. Tam 45-46 yıl oldu. Hiç ayrılmadık. Allah da ayırmasın. Evet, İstanbul'a hasretimizi giderdik. Şimdi Despina'nın meyhanesine gidiyoruz. Bakalım bu gece Rosa Eskenazi mi yoksa Rita Abatzi mi var? Hangi İstanbul türküsünü söylüyor? Birlikte söyleyeceğiz. Işıkları açabilir miyiz salonun? Kaymaklı mısın vay vay, şekerli misin vay vay, kaymaklı mısın vay. Osman'cığım nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Cihat aşkını da görüyorum orada.
Ben de fena yönetmiyorum ama, değil mi? Yani ihsan olmasa da hem yönetip hem okuyabilirim diye düşünüyorum. Yapamaz mıyım? Yaparım. Bence de öyle. Gelin kaynanaya döndü bu iş. Zaten seni de bundan sonra damat ilan ettik. Evet. Tabii şarkıda. Bu akşam dolaştık durduk Pera'da. Zamanlar ötesinde, mekanlar içinde dolanıp durduk. O yıllar şimdi bizlere bir masal gibi geliyor, değil mi? Bir Pera masalı gibi, bir peri masalı gibi. Şimdi mi? Tabii ki çok değişmiş her şey. Ama inanın eskiden böyleymiş dostlar. Olsun, kendimizi üzmeyelim sakın. Vur patlasın, çal oynasın. Gönlümüz şen olsun. Bu hayat böyle geçer. Özata Ayan, başka Berna Anter, Ahmet Kucur, yavrularımız, kızımız gitti mi? Berk Özçam'ı da çağıracağım. Kızımız gitti mi? Gel seni alalım. Kızlar biraz nazlıdır, bence yorulmuştur. Gel bakalım. Evet, halk oyuncuları, arkadaşlarımız gitti mi? Gittiler. Peki. Peki. Evet. Alkışlarımız. Ve bütün orkestra arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Unuttuğum kimse yok herhalde, değil mi? Ama burada dev bir orkestra var. Ve gönülden teşekkürler sizlere. Yani bir batı keman sanatçısının bu kadar güzel bir taksim yaptığını görmemişsinizdir. Çok teşekkür ederim hepinize, hepinize. Hadi bir tane daha, adet bu. Lüküs Hayat diyeceğiz. Hep birlikte lütfen. Thank you.
Teşekkür ederiz efendim. Çok teşekkür ederiz. Ahmet Mümtaz Taylan. Harikasınız. Çok teşekkür ederim. İhsan Özer. Ve bu akşam bana en güzel desteği veren bu canım kardeşlerim, güzel orkestraya çok teşekkür ediyorum. Özellikle sizler bu salonu boş bırakmadığınız için, bizi yalnız bırakmadığınız için gönülden teşekkürler. Sağ olun, var olun.